Duygusal zekanın temsil ettiği beceriler kümesi için söylenen eski moda bir sözcük var. Karakter. George Washington Üniversitesi'nden sosyal kuramcı Amitai Etzioni'nin deyişiyle ahlaki davranış için psikolojik kas gerekir. Felsefeci John Dewey de dersler çocuklara sadece soyut olarak değil, gerçek olaylarla birlikte öğretildiğinde ahlak eğitiminin en büyük yararı sağladığını görmüştür. Bu da duygusal okur yazarlık modelidir. Karakter gelişimi demokratik toplumların temeli ise duygusal okul yazarlığın bu temeli güçlendiren bazı yanlarını düşünelim. Karakterin sarsılmaz temel taşı kendini terbiye etme yeteneğidir. Felsefeciler Aristo'dan bu yana erdemli yaşamın öz denetime dayandığını gözlemlemişlerdir. Karakterin bununla ilgili bir diğer temel taşıysa ister ev ödevini yapmak, bir işi bitirmek ya da sabahları zamanında kalkmak olsun. Her koşulda kendi kendini motive etmektir. Görmüş olduğumuz gibi doyumu erteleyebilme ve dürtüleri kontrol edip yönlendirebilme eskiden irade diye adlandırılan temel bir duygusal beceridir. Thomas Leacont karakter eğitimi hakkında yazarken başkalarına karşı doğru olanı yapmak için kendi kendimizi kontrol edebilmeliyiz diyor. Duyguyu aklın yönetiminde tutabilmek irade gerektirir. İnsanın ben merkezli odağını ve dürtülerini bir kenara bırakabilmesinin sosyal yararları vardır. Empatiye, gerçek dinlemeye, başkasının açısından bakmaya olanak tanır. Bildiğimiz gibi empati ilgiye, hayırseverliğe ve şefkate yol açar. Bir şeyi bir başkasının bakış açısından görebilmek, ön yargılı kalıpları kırarak hoşgörüyü ve farklılıkların kabulünü doğurur. Bunlar giderek çoğulcu bir nitelik kazanan toplumumuzda insanların karşılıklı saygı içinde yaşamalarını ve verimli bir toplumsal diyalog yaratılmasını sağlamak açısından gitgide daha fazla ihtiyaç duyulan becerilerdir. Bunlar demokrasinin temel sanatlarıdır. Etzioni'ye göre okullar öz disiplin ve empati aşılayarak sonuçta yurttaşlık ve ahlaki değerlere gerçek bir bağlılık sağlayan karakteri oluşturmakta merkezi bir rol oynar. Bunu yaparken çocuklara değerler hakkında vaaz verme yeterli değildir. Çocukların bunları uygulamaları gerekir. Bu da ancak temel duygusal ve sosyal becerilerini geliştirdikçe mümkün olur. Bu anlamda duygusal okuryazarlık, karakter, ahlaki gelişim ve yurttaşlık eğitimi ile birlikte gelişir. Bu temel hayat becerisinde bunca zayıf olmalarının bir nedeni toplum olarak ne bütün çocukların öfke yönetiminin ya da anlaşmazlıkları olumlu biçimde çözmenin temel ilkelerini öğrenmesini sağlayabilmiş ne de empati, dürtü kontrolü ve diğer duygusal yeterlilik esaslarını öğretmeye zahmet etmiş olmamızdır. Duygusal dersleri öğrenmelerini şansa bırakarak çocuklarımızın sağlıklı bir duygusal repertuar oluşturmasında beynin yavaş gelişiminin açtığı fırsat penceresini de kapatmış olabiliriz. Bazı eğitimcilerin duygusal okul yazarlığa karşı büyük ilgi duymasına rağmen bunu öğreten kurslar henüz tek tük. Birçok öğretmen, okul müdürü ve ebeveyn bunların varlığının bile farkında değil. En iyi örnekler büyük ölçüde eğitim yaşamının kıyısındaki bir avuç özel okul ve birkaç yüz halk okulunda görülebiliyor. Hiçbir program her derde deva olamaz elbet. Ancak bir yandan çocuklarımızla birlikte karşılaştığımız krizleri bir yandan da Duygusal okul mezarda kurslarının verdiği büyük umudu göz önünde bulundurarak kendimize şu soruyu sormalıyız: Bu en temel becerileri bugün her çocuğa mutlaka öğretiyor olmamız gerekmez miydi? Bunu bugün yapmıyorsak ne zaman yapacağız?